Üniversitesi Diyarbakır'dan herkese merhabalar. Tamı tamına 24 saatliğine Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'da gezmemiz gereken çok fazla yer, tatmamız gereken çok fazla lezzet var. Hadi o zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Çok lezzetli bir kahvaltı yaptık arkadaşlar. Bu ortamda kahvaltı yapmak zaten çok güzel. Gelen her şey çok lezzetliydi. Masanın yıldızı tabii ki kavurmalı yumurta. Eti çok lezzetli. Gelen pide bile sıcak, çıtır çıtır geliyor. Patatesler, yani her şey olması gerektiği gibi. 2 kişilik kahvaltı fiyatı da 100 lira. Artuklu kemerinden geçerek iç kaleye giriş yaptık arkadaşlar. Burada ilk olarak arkeoloji müzesine geldik. Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devirlerine ait eserler sergileniyor. Körtüktepe'den çıkan buluntular da buraya getirilmiş. Körtüktepe de Göbekli Tepe gibi Anadolu'da insanlığın tarımsal üretimden önce de yerleşik hayata geçmiş olduğunu kanıtlayan yeni keşfedilmiş yerlerden. İçerisinde manzaralı bir kafede çay kahve molası da verebilirsiniz. Şimdi buraya gezmeye başlıyoruz. Kale içinde bulunan St. George Kilisesi'ndeyiz. Kilisenin yapım tarihi kesin olarak bilinmiyor arkadaşlar. İnşa tarzı ve kullanılan malzemelerden dolayı milattan sonra 2. yüzyıla ait olduğu düşünülüyor. Kubbesi çökmüş fakat yine de görkemli bir yapı. Burada çok güzel fotoğraflar çekilebilirsiniz. Buraya gelirken bizim müze kartımız yoktu. Girişte 60 lira ödeyerek hemen müze kart çıkarttırdık. Zaten Diyarbakır içerisinde de birçok yerde müze kart geçtiği için işimize yarayacaktı. Biz sadece arkeoloji müzesine girdik. Diğer müzelere zamanımız olmadığı için giremedik. Burada bayağı bir zaman harcayacağınız yerler var, birçok bina var. Hepsini teker teker gezerseniz 1,5-2 saatinizi alabilir. Baklava ve lahmacun kadayıf yemek için Hacı Levent'e geldik arkadaşlar. Soğuk baklava Diyarbakır'dan çıkan bir lezzet. Son 4-5 yıldır yapılıyor. Hurma kadayıf da zaten buraya özgü. Şimdi hemen onları tadına bakacağız. Soğuk baklava soğuk değildi arkadaşlar. Baklavayı dışarıda unutmuşlar. Arkadaşlar da zaten mahcup oldular. Soğuk baklavanın ücretini bizden almadılar. Ama hurma kadayıf çok güzeldi. Çıtır çıtırdı. Şeker oranı falan çok iyiydi. Yani hurma kadayıf için yeniden tercih edeceğim bir yer. Ama soğuk baklava için gider miyim sanmıyorum. Hasanpaşa Hanı'na kahvelerimizi içmeye geldik arkadaşlar. Ortam çok güzel. Diyarbakır'ın kalbi burada atıyor sanki. Kahvelerimizi içtik. Yanında reyhan şerbeti ikram ettiler. Çok güzeldi. Bize yetmedi. Cüneyt büyük bir bardak daha istedi. Diyarbakır'a gelirseniz burada bir kahve içmek, kahvaltı yapmak çok popüler. Turistik bir aktivite. Burayı pas geçmeyin. Hasanpaşa Hanı'nın tarihi hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum. Burası 1573 yılında yaptırılan iki katlı, avlulu, ortasında sütunlu ve üstü kubbeli bir çadır bulunan Diyarbakır'ın en turistik kanı arkadaşlar. Kabe'nin ilk ipek örtüsünün burada dokunduğu bilgisini okumuştum. Buradaki kahvaltıcılar oldukça meşhur. Otantik ortamda kahvaltı yapmak gerçekten güzel olmalı. Siz de bizim gibi kahvaltınızı başka bir yerde yaptıysanız en azından bir kahve molasında burayı tercih edebilirsiniz. Ulu Cami'deyiz arkadaşlar. Burası gördüğümüz en etkileyici mimariye sahip camilerden bir tanesi. Burası Anadolu'nun en eski camisi olarak biliniyor. 639 yılında Diyarbakır'da yaşayan Müslüman Araplar tarafından Hristiyan kilisesi olan Markama Kilisesi'nin camiye dönüştürülmesiyle oluşturulmuş. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah tarafından 1091 yılında restore ettirilmiş. 1015 yılında çıkan yangın ve depremin ardından büyük hasar almış. 1240 yılında halkın desteğiyle yeniden onarılmış. Arkadaşlar
Bu caminin önemi Müslümanlar için oldukça büyük. İslam'ın 5 haremi şerifinden biri olarak kabul ediliyor. Yani bu ne demek? Kabe'ye bir şey olması durumunda İslam dünyasının merkezi olması planlanan 4. sırada demek. Burada sibernetiğin babası olarak kabul edilen, Leonardo da Vinci'ye ilham veren, dünyadaki ilk robotu yapıp çalıştıran ünlü bilgin El Cezeri'nin yaptığı güneş saati bulunuyor. Ulu Cami'ye gelirseniz bu güneş saatini görmeyi ihmal etmeyin. Ulu Cami'nin hemen bitişiğinde bulunan Mesudiye Medresesi'ndeyiz. Burası 1198-1223 yılları arasında yapılmış, kesme taştan yapılan iki katlı bir yapı. Buranın en önemli özelliği Anadolu'nun en eski ve ilk üniversitesi olması. Medresede tıp, astronomi, fizik, biyoloji, ilahiyat, edebiyat ve felsefe eğitimi verilmiş. Buraya geldiğinizde El Cezeri tarafından yapılan dönebilen iki tane sütunçayı görmeyi ihmal etmeyin. Tarif Müze ve Sanat Evi'ne geldik arkadaşlar. Burası Diyarbakır'dan çıkmış en ünlü şairlerden Ahmet Arif'in anısına adanmış 120 yıllık bir Diyarbakır konağı. Müzede Ahmet Arif'in kişisel eşyaları, şiirleri, Diyarbakır'da yetişmiş birçok şairin fotoğrafları sergileniyor. Edebiyatımızın mihenk taşlarından Ahmet Arif'i yakından tanımak hem de bu eski Diyarbakır konağını görmek için burayı da Diyarbakır rotanıza eklemelisiniz. Ahmet Arif Müzesi'ne komşu olan Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi'ndeyiz. Yaş 35, yolun yarısı eder diyen Diyarbakırlı şairimizin anısına doğup büyüdü ve çocukluk yıllarını geçirdiği ev 1974 yılında restore edilerek müze olarak açılmış. Evin inşa yılı 1733. Ev detaylarıyla Diyarbakır'ın geleneksel sivil mimarisinin tüm özelliklerini taşıyor. Giriş ücretsiz arkadaşlar. Pazartesi günleri kapalı olduğunda dipnot olarak geçelim. Müzenin bahçesinde de böyle bir kafe var. Havuzun etrafındaki masalar gerçekten çok keyifli duruyor. Ziya Gökalp Müzesi'ne geldik arkadaşlar. Burası Ziya Gökalp'in 1876'da doğduğu ev. 1806'da bazalt taştan inşa edilen bu ev 1956 yılında müzeye dönüştürülmüş. Müzenin içerisinde Ziya Gökalp'e ait kitaplar, belgeler, eşyalar ve fotoğraflar sergileniyor. Yazarın yaşadığı döneme ait pek çok kültürel detayı bu müzede bulabilirsiniz. Bu evde Diyarbakır mimarisini hayran bırakacak güzellikte. Diyarbakır'daki gezdiğimiz müzelerde bu şekilde oturma alanları düşünülmüş. Bence çok hoş olmuş. Süryani Kadim Kilisesi'ndeyiz arkadaşlar. 3. yüzyıldan kalma bu kilise halen daha ibadete açık. Kilise yüzyıllar boyunca birçok onarımdan geçmiş. Son onarımını 18. yüzyılda gördüğünden tarihin izlerini taşımaya devam ediyor. Kilise 3 avluya sahip, Bizans döneminden kalma mihrabı, geç Roma döneminden kalma kapısıyla birçok tarihi eser ev sahipliği yapıyor. Diyarbakır'ın o büyüleyici dar sokaklarına apayrı bir hava kattığı kesin. Bu muhteşem yapıyı da Diyarbakır gezilecekler listenize eklemenizi öneririm. Arkadaşlar Diyarbakır'da gezdiğimiz konakların geneli koyu renkte. Bunun nedeni yapımında bazalt taşının kullanılması. Bazalt taşı magmanın soğuyup katılaşmasıyla oluşuyor. Bu yüzden de rengi koyu. Bu taş konakların geneli revaklı, eyvanlı ve havuzlu oluyor ve güzelliğiyle kendisini hayran bırakan konaklar. Diyarbakır'ın en görkemli ve en büyük konağı olan Cemilpaşa Konağı Kent Müzesi'ndeyiz arkadaşlar. Burası Diyarbakır'ın en güzel sivil mimari örneklerinden biri. Konak 1887 yılında inşa edilmiş. Göz dolduran mimarisi diğer Diyarbakır konaklarında olduğu gibi kesme bazalt taşı kullanılarak yapılmış. Geniş bir avluya ve bahçesinde havuza sahip. Bahçe yazlık ve kışlık olarak tasarlanmış. Kent Müzesi'nde Diyarbakır kültürüne ait tekstil, çömlek, cam ve metal gibi birçok eşyayı inceleyebilirsiniz. Burası konağın selamlık kısmı arkadaşlar. Hemen şuradaki kapıdan girdiğinizde de haremlik kısmını görüyorsunuz. Haremlik bahçesi çok daha güzel.
Bu konağı bence listenize mutlaka eklemelisiniz. Şu ana kadar gezdiğimiz konaklardan en keyif aldığımız yer burası oldu. Şu an lahmacunun tadına bakacağım. Çok heyecanlıyım. Hamuru incecik. Çıtır çıtır. Sesi duydunuz mu? Kuşbaşı pidemiz de geldi. Birazcık sıcak ama hemen tadına bakacağım. Ben böyle ince pide ve lahmacun neden daha önce yemedim? Çok güzel. Harika bir lahmacun yedik. Çok lezzetliydi. 3 lahmacun, 1 kuşbaşılı pide, 3 ayranı 47 lira ödedik. Fiyat çok uygun. Bu lezzeti kesinlikle kaçırmayın. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just before. Diyarbakır'ın en otantik ortamlarından birine sahip olan Sülük Lahan'dayız arkadaşlar. Ortam çok güzel. Biraz buranın tarihiyle ilgili size bilgi vermek istiyorum. Sülük Lahan, Halilioğlu Mahmut Çelebi ve kız kardeşi tarafından 1683 yılında inşa edilmiş. İnşa edildiğinde 3 katı olan hanın şu an yalnızca bir katı ayakta kalmış. Sülük Lahan ismini nereden alıyor derseniz, zamanında alternatif tıpta kullanılmak üzere burada bulunan kuyulardan sülük çıkarılıyormuş. Bu otantik ortamda süreyen şarabı içebilir ve cezvede pişen Türk kahvesinin tadına varabilirsiniz. Gül ve kızılcık şerbetinde çok sevildiğini söylemeliyim. Ben Süryani şarabı aldım. Hemen yanında peynir tabağı da geliyor. Daha tadına bakmadım. Birazdan bakacağım. Süryani şarabı harika arkadaşlar. Eğer yumuşak içim şarap seviyorsanız bayılırsınız. Fincanda pişen Türk kahvesinden istedik arkadaşlar. Şu köpeğe bakar mısınız? Akşam yemeği için Fırıncı'nın Sur içindeki şubesine geldik arkadaşlar. Burası eski bir tarihi hamam. Restore edilerek restorana çevrilmiş. Biz akşam 8.30 civarı buraya geldik. Yemekler 8.30'a kalmıyor, bilginiz olsun. Biz sabahtan gelip istediğimiz yemeği ayırttık. Genellikle et ağırlıklı yemekler oluyor. O yüzden et erken bitebiliyor. Sizin de aklınızda bulunsun. Günün ikinci tatlılarını yemek için Sıtkı Usta'ya geldik arkadaşlar. Parmak kadayıf ve soğuk baklava söyledik. Sıtkı Usta'nın özelliği soğuk baklavayı ilk bulan kişi olması ve Diyarbakır'da üzerine madlen çikolata rendeleyen tek dükkan Sıtkı Usta. Hemen tadına bakıyorum. Enfes. Bir Diyarbakır sabahından günaydın arkadaşlar. Dün akşam Fırıncı'da yemek yedik. Seçtiğimiz yemekler çok güzeldi. Yanımızda arkadaşlarımız da vardı. Onlardan biri beyti söyledi. Beyti çok kuruydu. Seçim yaparken aklınızda bulunsun. Ama bizim yediklerimiz çok lezzetliydi. Ortam çok lezzetliydi. Diyarbakır'da güzel bir akşam yemeği yemek için listenizde olacak bir yer. Onun sonrasında Ongözlü Köprü'ye gittik. Akşam manzarasında köprü çok güzeldi. Dicle Nehri'nin kenarına, köprünün olduğu yerlere böyle kafeler yapmışlar. Çok rahat bir şekilde
oturabilirsiniz. Biz bir demlik çayı bitirdik arkadaşlarımızla. Çok keyifli bir akşamdı. Ve saat 12 civarı da Diyarbakır'a gelip etli çiğ köfte yemedik demeyelim diye arkadaşlarımız bizi çiğ köfteciye götürdüler. Hacı Sıraç'ta adı, çok lezzetliydi. Yani ben çok fazla etli çiğ köfte yemedim ama yediğim en güzel çiğ köftelerden bir tanesiydi. Zaten buranın yerli halkının da en çok sevdiği markaymış orası. Sizin de çiğ köfte severseniz aklınıza bulunsun. Şu an Şeyh Mutahhar Camii ve Dört Ayaklı Minare'nin önündeyim. Bu minare Anadolu'daki tek dört ayaklı minare örneği. Akkoyunlar döneminden Diyarbakır'a miras kalmış ve 1500 yılında yapılmış. Rivayete göre bu dört ayağın altından 7 kere geçenlerin dileği kabul oluyormuş. Arkadaşlar hemen önünde Subkragos Ermeni Kilisesi var. Şu an tadilatta. Burası Orta Doğu'daki en büyük Ermeni Kilisesi. Tadilat sonrası mutlaka listenize ekleyin. Şu an surlara çıktık arkadaşlar. İlk önce Keçi Burcu'na gittik. Şansımız orada sergi olduğu için bizi almadılar. Akşam 5'te açılıyormuş. Hemen biraz ilerisindeki bir sura çıktık ve karşımızdaki görüntü bu şekilde. Hevsel bahçeleri. Diyarbakır'a gelirseniz mutlaka bu surlara çıkın. Ya bu Hevsel bahçelerinin manzarasını görmek çok güzel. Bu cennet bahçesine benzeyen Hevsel bahçeleri biyoçeşitliği çok zengin bir ekim bölgesi arkadaşlar. İçinde 180'den fazla kuş türü, kirpi, sincap, tilki ve susamur gibi hayvanlar var ve burası UNESCO Dünya Mirası'na girmiş. Diyarbakır'daki bu surlar 5,5 kilometre uzunluğuna sahip arkadaşlar ve beni en çok şaşırtan bilgi Çin Seddi'nden sonra dünyadaki en uzun sur olması. Bu Diyarbakır surları Diyarbakır'da yaşayan insanların hayatına dahil olmuş arkadaşlar. Akşam yürüyüşlerini dahi burada yapıyorlar. Normalde bu tarz sur, kale gibi yerlere çıkış olmaz. Burada böyle bir şeyin olması da ilginç. Deliler Anı'ndayız arkadaşlar. Gitmeden önce son 20 dakikamızı burada çay kahve içerek geçirmek istedik. Burası aynı zamanda otel. Otel Büyük Kervansaray olarak geçiyor. Burada konaklayabilirsiniz de. Ortamı çok güzel. Burada bir çay kahve molası verebilirsiniz. Artık Diyarbakır'ı videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir. Biz 24 saatte yapabileceğimiz kadar çok şey yapmaya çalıştık ve buradan çok keyif aldık. Derin tarihi hakkında çok güzel bilgiler edindik. Umarım bunları da size aktarabilmişizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.